Herkese merhaba, ben Tuğçe Odor ve bugün sizlerle bir kurdele kesme töreni için toplanmış bulunmaktayız. Uzun süredir elimde olan ama bir türlü kutu açışını yapamadım. Vince Vanderlyn Koopman serisinin 46 parçalık sulu boya setini bugün sizlerle beraber açacağız sonunda. Neden uzun süredir elimde? Bu bana yılbaşında yılbaşı hediyesi olarak gelmişti ama sizle beraber açmak istediğim ama bir türlü video çekme fırsatı bulamadığım için kutu bana, ben ona böyle uzaktan gurbetlik çekerekten, göz göze bakaraktan 6 ay geçirdik. Artık cidden merak ediyorum içine girenleri. Bu videoyu çekecek vakit bulabildim ve yani evet sonu da çekiyoruz anlayacağınız üzere. Uzun lafın kısası, hazırsanız başlayalım. Kutumuzun içinden setin yanında bir de böyle bir renk paleti kataloğu gibi bir şey çıkıyor. Böyle bir skalamız var. Burada içindeki bütün renkleri tek tek göstermişler. İsimleri de yazıyor. Ne mutlu ki. Ama şöyle bir şey var ki böyle baskılarda genelde renkler tam anlaşılmadığı için ne zaman bir sulu boya alırsanız mutlaka çok kullandığınız kağıtlardan birini alıp tek tek bütün renkleri deneyin ki o renkler gerçekten nasıl duruyormuş anlayabilesiniz diye. Bugün de biz aslında sizlerle bunu yapacağız. Set inanılmaz beyaz bu arada. Gözlerim kamaşıyor. Böyle görmeye alışmamak lazım tabii. Bir daha da böyle görmeyeceğim zaten. Şu manzarayı şöyle bir içime çekeyim. Siz de görmeyeceksiniz. Bayağı bir pislenecek. Çok heyecanlı. İçini açtığımızda şeker kutusu gibi inanılmaz güzel. Bunları ısırasım geliyor. Küçükken yiyordum zaten boyaları. Tadına bakıyordum daha doğrusu. Şu an bütün hasarlarımın temelindeki sebepler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Misalnetin de tadına bakmıştım diğer setim ilk aldığımda. Bu da aynıdır herhalde ama bir tadına bakabilirim gene. Hayır çocuklar boya yemeyin. Gerçekten bunlar kimyasallar. İşte ben böyle koklayayım falan derken işte ağzıma burnuma falan değiyordu. Oradan tadına bakmış bulunuyordum bir şekilde. kötüörnek.com Neyse. Paleti ilk açtığımda gözüme takılan şey aslında burada bir fırça olmaması oldu. Nerede benim fırçam? Kim çaldı o fırçayı? Birisi fırçamın üstüne çok pis yatmış gibi geliyor şu anda. Bana sinirleniyorum. Ya ambalajlarken biri çaldı ya da bu setler fırçayla gelmiyor. Gelmiyorsa çok üzülürüm. 46 parça boya var. İnsan bir tane de fırça iliştirir şuraya. Bir sevgi notu falan koyar. Hiç. İşte ileride ben kendi markamı çıkartırsam minik notlar falan sıkıştıracağım aralarına. Ya. Neyse setimizi açtığımızda gördüğünüz gibi içinde kendi böyle bir paleti var. Bu paleti isterseniz çıkartıp böyle yanınıza falan da koyabilirsiniz. Kullanışlı olmuş çıkması. Diğer sette de vardı ama o kapağın içindeydi. Böyle bir alanı da var. Gayet geniş yani. Birkaç kat daha koyulabilir miymiş? Evet. Koyulmasa doğru örmüymüş. Orada örülmüş. Kaynanaya bağladım şu anda neyse. Şimdi gelin bunları tek tek açalım ve renkleri test edelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tuğçe'cim böyle video çekiyorsun ne güzel. Ha 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 Allah daha çok versin de bize ne? diyenleriniz elbet olacaktır. Ne alaka böyle video çekiyorsun diyeniniz de olacaktır. Kutu açayım canım YouTuber'lık yapayım den ziyade. O da var tabii ki de. Hoşuna gidiyor çünkü bazı insanların. Bunu yapmamın şöyle bir amacı var. Sulu boyayla haşır neşir değilseniz şunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu sulu boyaların içindeki küpleri böyle çıkarıp takıp ekstradan alıp seti almak yerine tek tek kendi setinizi de oluşturabiliyorsunuz. Ya da biten parçayı yenileyebiliyor. Ya da boş set alıp içini kendiniz doldurabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var sulu boyaların. Bugün de burada sizle renkleri deneyeceğiz ki kendi setinizi oluşturacaksınız ya da ekstra yeni renkler eklemek istiyorum. Ama hayatıma bir renk katacağım ama nasıl bir renk katacağım emin değilim diyorsanız size böyle renkleri yakından göstereyim. Nasıl hissettiriyor, nasıl duruyor yan yana bir bakın. Bir fikriniz olsun diye ki alışverişlerinizi de size yön göstersin diye. Bayağı faydalı bir şey yapıyormuşum şu an ben de farkına vardım. Neyse artık lafı uzattıkça uzattım. Hemen renklerimizi açıp test etmeye başlayalım. İlk rengimiz Lemon Yellow Hue, limon sarısı. Şöyle etiketini çıkartıyorsunuz ve üstüne zaten renkleri yazıyor. Onun altında da böyle plastik poşette renk geliyor ki kutusun üstünde de yazıyor yani ileride kağıdı kaybedersiniz ki muhtemelen kimse o kağıtları rahatsız gibi kenarda tutmaz. Ben tutmuyorsam başkası tutmuyordur diye düşünüyorum. Hem yanında yazıyor hem de bu setler bittiğinde altından numarası çıkıyor. Minik bir sürpriz var orada size. Kinder yumurta gibi. O numarasından da sipariş verebiliyorsunuz aynı rengi. Valla inanılmaz tatlı görünmüyorlar mı ya? Çok güzeller gerçekten şeker gibiler. Bilmiyorum kameradan algılayabiliyor musunuz ama her renk birbirinden farklı. Hatta şurada iki tane beyaz var. Beyaz bile farklı. O derece yani. Şimdi renklerimizi tek tek kağıdımız üstüne denemeye başlayabiliriz. Bu arada kağıdım Kanso'nun 300 gram sulu boya kağıdı. Yani çok bir olay olmayan, herkesin rahatça bulabileceği renklerin sizin kağıdınızda çok farklı çıkmasını sağlayacak. Ben de aman Allah'ım sen de çok güzel durdu bizde durmadı gibi argümanlara yer bırakmayacak bir kağıt. Hazırsak başlayalım o zaman. İlk rengimiz Lemon Yellow Hue.
lemon sarısı, yalnız limon sarısı gerçekten de tam olarak limon sarısı. Adı üstünde çok güzel isim vermişler. Bu sarıların birbirinden ne kadar farklı olacak çok merak ediyorum. Özellikle kırmızıların da aslında nasıl farklı çıkacaklar kağıtta. Çünkü palette de çok anlaşılmıyor farkları. Ama bu kağıt üstünde bayağı görünüyor. İkincisi cadmium yellow pale. Bu böyle limonun biraz daha kırığı gibi. Daha nasıl diyeyim, başak sarısı da değil ama limonun cırtlak olmayan hali gibi. Üçüncü sarım gamboş hue. Bu bildiğin aslında palette çok koyu duruyor ama burada o kadar koyu durmadı. Tam böyle başak sarısı gibi. Dördüncü sarım da cadmium yellow hue. Uf, bu çok iyi. Oha, şuna bak. Hemen turuncularımla devam ediyorum. Şu an sıra numara 5'te. Bu cadmium orange hue. Bildiğin düz orange. Düz turuncu, bildiğin düz orange ya. Bayağı canlı yalnız. Bir yandaki cadmium red pale hue. Bu böyle kırmızıya kaçan bir turuncu. Aslında çok güzel. Tam böyle içine beyaz katıp somon yapmalık şahane bir renkmiş. Somon yapmalık. Yemek tarif veriyor çünkü. Bir yandaki bu cadmium red hue. Bu aslında tam şey böyle kan kırmızısı değil ama turuncu da değil. Böyle arada güzel bir renk. Böyle kırık kırmızı gibi. Benim bayağı bir hoşuma gitti bu. Bu rengimiz cadmium red deep hue. Bu tam şey böyle ya. Gelincik çiçeği var ya böyle kan kırmızısı da değil de böyle hafif pembeye kaçan bir kırmızı gibi. Bayağı kuvvetli bu da. Bu çok güzelmiş bu da. Şimdiki Alizarin Crimson Hue. Bu arada isimleri inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Bu tam böyle şey, çingene pembesi. Çok net. Bunda da çok güzel. İçine beyaz ve sarı katıp çok güzel bir ton elde edilebilir bununla da. Mesela bu Permanent Rose. Şimdiki renk az öncekiyle aynı mı, bana mı öyle geliyor? Bunlar çok benziyor. Bir saniye. Evet, aynıymış. Set böyle bir sürpriz yapıp iki tane koymuş bundan. Neden bilmiyorum. Kafa karıştırmak için yapmıştır kesin. Ben de diyecek miyim ne kadar benziyorlar. Rose Madder Hue şu anki deneyecek olduğum. Resmen şu an çingene pembesinde basamak atlayarak ilerledim. Bu daha pembe pembe, bu daha az pembe. Bu anlatım özürlü .com. Görünüyor zaten sanırım şu andaki. Ben aşırı yoğun bir şekilde boyanmadığım için tam net en koyu haliyle göremiyorsunuz. Ama ton olarak görebiliyorsunuz zaten. Bu da size gereken bir fikri veriyordur diye düşünüyorum. Hemen sıradan devam ediyorum. Sırada Purple Lake var. Bak bu mesela bayağı yakın ama baktığımda aynı değiller. Bunun içine belli ki bir tık daha fazla mavi var. Böyle mor yapıyor olsanız, yani şunun içine bir tık mavi koysanız bu rengi elde edebilirsiniz. Bu kadar çok renge ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Ben bu renkleri nasıl kullanacağım? Birbirleriyle karıştırıp normalde elde edemediğim tonları elde etmek için. Direkt zaten, yani benim tercihim en azından, su boyada rengi direkt kullanmamak. Her zaman bir başkasıyla açıp koyutup karıştırıp biraz daha kırıp tonunu kullanmak. Ki bu kadar cırtlak cırtlak durmasın çizimin içinde diye. Şimdiki rengimiz mor. Tam bir mormuş. Çok güzel yalnız rengi. Tonu çok hoşuma gitti bunun. Buna çok güzel gece resimleri yapılır. Size tavsiyem bu arada şey yapın. Böyle bir set denemesi yapıyorsanız daha küçük bir kağıda yapın. Sonra bu setinizi mesela içine ya da arkasına yapıştırıp böyle renkleri daha rahat görebilin. Çünkü muhtemelen ben bu kağıdı kaybedeceğim ya da bir yerlere atacağım. Çok böyle büyük bir resme başlamıyorsam, önemli bir siparişe falan, çıkarıp tekrar bakmam. Benim yaptığımı yapmayın yani, daha mantıklı ilerleyin. Bir sonraki de Dioxazin Purple. Umarım doğru okuyorumdur şu an, hiçbir fikrim yok ama. Bu tam mormuş. Bak öbürü tam mor değildi çünkü, değil mi salak? Bu şey böyle mavi oranı daha yüksek bir mor. Bir önceki mesela kırmızı oranı daha yüksek bir mordu. Şimdi mavileri geçiyoruz. Birçok mavi var ve palette tam olarak belli olmuyorlar. Benim en sevdiğim renk olduğu için daha bir yükseldim şu anda. İlk rengimiz ultramarin. Çok güzel. Çok güzel. Tam şey işte, çocukken boyadığımız gökyüzü mavisi bu. Önlük mavisi de diyebiliriz. Yok, bir sonraki önlük mavisine daha çok benziyor. Aa, bir sonraki buna da benziyor. Aa, bunlar aynı. Bir saniye, bunlar aynı mı? Evet, iki tane ultramarin koymuş. Gene setten minik sürprizler geliyordu. Geçelim bir yandakine. Bir sonraki kobalt mavisi. Ay çok güzel. Tam bu şey böyle ya. Önlük rengi. Biz küçükken okula giderken giydiğimiz önlük var ya, bu o işte. Bir yanındaki Cerulean Blue Hue. Cerulean Blue Hue. Cerulean Blue Hue. Carolyn. Carolyn Blue Hue. Artık her nasıl okuyorsa. Bu mesela şey mavisi, nazar boncuğu mavisi. Ama o koyu mu nazar boncuğu değil. Bir de bunların boncuk halinde açık nazar boncuğu rengi vardır ya, böyle bileklik falan yaparız. Tam olarak o mavi bu mavi işte. Bir yanındakine geçiyorum.
Bu arkadaş turkuaz. Of çok iyi. Of. Bir yanındaki intense blue. Ya bu renk benim aradığım renk mi acaba? Çünkü benim aradığım bir renk var öbür setimde biten. Aramıyorum da yani kodunu falan biliyorum da işte bu sette çıkacak mı merak ediyorum. Aa değilmiş ama çok güzel. Oo şu an favori malime bakıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bu denediğim Prussian Blue. Prussian mavisi. Bak Türkçesini bildiği tek. Bunu da yanlış biliyor olabilirim şu anda ama ben yalba yaparken bunu çok kullanıyordum. Ve inanılmaz güzel. Benim aradığım maviye en çok benzeyen bu. Benim aradığım mavi muhtemelen siyah skalasında çıkabilir. Çünkü o baya baya koyuydu. Ay çok güzel. Yalnız şey ya böyle suyu değdirince palette renk aktive oluyor ya böyle. O kuru rengin altından böyle cap cartlak bir renk çıkıyor. Cap cartlak yalnız. Cap canlı bir renk çıkıyor. Nasıl güzel ya. Bayılıyorum bu ilk suyun değdiği ana sulu boyaya. Ama ben de her şeye bayılıyorum ya. Şimdi bu benim düşme videom yani haliyle. Sulu boya incelemesi yapıyoruz. Daha ne olacaktı? Yani ne bekliyorduysam. Şimdi artık mavi serim bitti. Yeşil serisi başlıyor. İlk yeşilim Intense Green. Tam olarak çocukların çim boyadığı yeşil yeşili bu. Hiç yükselmedim, hiç hoşuma gitmedi. Bunu asla, asla deyip sonra hep bunu kullanıyor falan. Ruh hastası, yaparım çünkü öyle şeyler. Çok cartlak benim için, kırılması gereken bir renk. Hoş resme göre değişir yani. Sıradaki rengimiz Virgin Hue. Bu işte tam şey. Kur'an yeşili mi deniyor buna? Kadife yeşili. Kadife yeşili hiç olmadı. Çok yanlış oldu. Bu bizim bildiğimiz ailemizin yeşili. Küçükken herkesin evinde olan yeşil işte bu yeşil. Sırada Emerald var. Emerald'dan zaten çok bir şey beklemiyoruz. Klasik Emerald. Her yerde aynı. Hiç şaşırtmaz. Sapmaz. Sanki araba lastiği reklamı yapıyor gibiyim şu anda. Gördüğünüz üzere. Aynen de sapmadı, şaşırtmadı. Çok benziyor aslında ilk kimdi o? Intense Green'le birbirine çok benziyorlar. Ama Emerald mesela daha karakterli bence. Intense Green böyle pek karakterli bir renk olduğunu düşünmüyorum. Sırada Hooker's Green Dark var. Bakalım. Aa bak bu da çok güzelmiş. Bu tam doğa resimlerindeki gölgeli yeşil. Ağacın altta kalan kısımlarının yeşili mesela. Çok kırık bir yeşil. Çok güzel onun için. Asker yeşili kaçmış gibi sanki esas yeşilin içine. Anladınız mı? Sıradaki rengim Hooker's Green Light. Bu açığın yani ağacın light'ı diyor. Ama bence light'ı değil parlağı demesi gerekiyormuş. Şu an kınıyorum sizi. Daha mı çok böyle yoğun aldım boyayı ondan mı böyle bilmiyorum. Ama bu daha böyle canlı. Tam ışık vurmuş yaprak rengi çok güzelmiş. Bu son iki yeşile ben bayağı düştüm. Bu aslında şeye de benziyor. Hani görümce böyle kadifeden elbise giyer ya böyle kına gecesine parlak yeşil. O yeşil bu yeşil işte. Aklınıza bulunsun. Kadifeden parlak yeşil gece elbisesi diktirecekseniz ben Hooker's Green Light istiyorum diyebilirsiniz. Bu renk de Sap Green. Bu tam şey yani. Sap. İsim çok iyi. Fıstık yeşili aslında ama cartlak değil böyle. Tam böyle çim yeşili, fıstık yeşili gibi. Onun için bunu da beğendi Tuğçe. Yeşillere bir yükseldim yalnız. Şu ilk yeşillere pek yükselmedim. Mavide de ama ilk üç maviye yükselmemiştim. Şimdi tekrardan böyle siyana tonlarına geçiyoruz. Yani sarımsı, turuncumsu, kahverengimsi, toprak tonları desek olurmuş. Yani niye uzattım ki? İlki Rose Siyana. Bu çok karamel duruyor mesela. Bundan sonraki iki renk de çok benziyor birbirine. Acaba nasıl çıkacaklar? Biraz değişik geldi bunun şey karışımı. Böyle tam alamadı boyayı. Bir yanındaki Yellow Orch. Ama bak bu çok böyle yoğun. Direkt kağıda koyduğum gibi işledi. Tabi bunlar aynıymış. Neden aynı? Çünkü şunu es geçmişim ben. Palete birkaç renkten iki tane koymuşlar. Bu da onlardan biri. Tabi etiketi çıkarken tek tek bakmadığım için kutulara bakınca fark ettim. Aynısıymış. Bu rengimiz Raw Amber. Çok güzel bir renk bu. Tam böyle hem ten, böyle daha yanık ten yapacaksanız onun için hem de toprak için kullanmalık şahane bir renk. Bir yanındaki Burnt Sienna. Of çok güzel. Bu tam böyle şey, killi toprak. Hani böyle şey vardır ya içi hamurlu olan bitkilerin daha çok büyüdüğü, daha çok sevdiği. Biz küçükken öyle diyorduk en azından. Şu an çok yanlış bir bilgi vermiş olabilirim ama hani böyle kiremitli toprak gibi şey bir toprak böyle bir. Turuncu işte yani. Toprak turuncusu desek yeridir. Öyle olacakmış aslında evet. Geçiyorum ama bir sonrakine. Bu Light Red. Bu zaten benim şu anki skalamda en çok kullandığım renklerden biri. Bunun içine basıyorsun beyazı öyle güzel oluyor ki. Tenlerde falan çok kullanıyorum ki zaten ten rengi yapış videomda, ten rengi hazırlama videomda bunu kullanmıştım sanırım diye hatırlıyorum. Çok yanılıyor da olabilirim şu an ama. Genel benim ten rengi tabanımdır bu. Çok güzel. Bir yanındaki renk Indian Red. Bu çok güzelmiş.
çok güzelmiş. Uf, şu an canım Hint yemeği çekti, çok pis. Acıktım galiba, neyse. Bir yanındaki Burnt Amber. Bu tam böyle ten ve toprak kahverengisi. Bir üstteki bahsettiğimiz hangisi? Raw Amber'di. Bu da Burnt Amber. İkisi de çok güzel. Alırsanız bence böyle kahve tenleri falan düşükseniz ikisini de alabilirsiniz. İkisi de şahane. Bu Van Dyck Brown bayağı aslında bir yandakine benziyor, farkındayım. Ama daha daha kırmızıya çalan ve koyu hali diyebiliriz. Bir yandaki Sepia. Uf, çok güzel. Bu tam böyle koyu koyu yani. Ben buradayım diyor. Koyu kahvenin dibisin. Ama dibisin. Yükseldim boyaya. Aa, indigo. Uf, en sevdiğim renklerden biri. Bu palette benim aradığım renk çıkmadı bu arada. Ne kadar çok rengi varmış. Kaç rengi var acaba Mainstream'den? Bakmak lazım ona. Indigo çok güzel. Ne tür palet yapıyor olursanız olun mutlaka alın. Benim en düştüğüm renk şu anda bu. Bunun bir yanında Pines Grey var. Bu aslında böyle mavi gri gibi diyebilirim. Bayağı griye çalan, maviye çalmayan aslında. Siyah çok yakın bir gri. Gerek var mı? Şimdi bu sette şu an 3 tane gri siyah var. Üçüne de bence gerek yok. Mesela bu Ivory Black. Bu daha böyle metale çalan bir siyah. Bunun bir yanındaki de Lamp Black. Bu tam yani siyah siyah. Tam siyah bu sonuncusu aslında. Bir önceki iki tanesi daha böyle karmaşık, karışmış. Kafalar bir karışık, ne diyebiliriz siz desek yeridir. Aslında bu noktada paletik bütün renkleri test etmiş, onaylamış ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani size genel fikrimi aktarmaya çalıştım. Çok, tabii ki de hepsinde çok yükseldim. Çünkü yeni bir şey açıyorsun, bir heyecan yaşıyorsun falan. Zaten videolarımda görürsünüz neyi ne kadar daha çok kullanıyorum, hangisine daha çok ağırlık veriyorum. Şöyle bir şey var, şurada belirteyim. Bir önceki paletim bitsin de yeni bir sulu boya geçeyim, onu deneyeyim diyordum. Nico'da hep bunu kullanıyorum diye çok seviyorum zannedip tekrardan bu paletleri almış. Bir 10 sene falan da bunu kullanıyor olacağım muhtemelen. Burada artık kutu açmalı, denemeli, test etmeli, onaylamalı videomuzun sona gelmiş bulunuyorum. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi ama bunu sizle paylaşmak benim hoşuma gitti açıkçası. Umarım yardımcı olmuş, size fikir vermiştir renkler hakkında. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Orada bir operaya girecektim, giremedim fark ettiyseniz. Hoşçakalın.